tamamen oyuncunun performansına dayalı bir yorum yaptığımız zaman bazen yanlış anlaşılabiliyor. Ben de sezon başı zaman zaman seni çok eleştirdiğimi düşünüyorum. Bazısını gördüm abi. Evet. İşte muazzam karşılaşma burada. Sağ köşede kaptan, sol köşede Hayal Şansı, ben de hakem. Ben biliyorsun fazla hani ortadan gidiyor. Bordo TV'den merhabalar. Bordo Krampon programıyla karşınızdayız. Nazım Türknas'la bugün Bandırma'ya geldik. Takım kaptanı Doğancan Davas konuğumuz. Merhaba Doğancan. Merhaba, hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Doğancan. Teşekkür ederim. Nasıl keyifler? Çok şükür iyi gidiyor her şey. Her şey yolunda. Takım da iyi. Ortam da iyi, her şey iyi. Güzel. Sizler nasılsınız? İyisiniz. Çok teşekkürler. Vallahi sizi gördük, iyisiniz, mutlu olduk. Biz de iyiyiz, değil mi? Vallahi öyle oldu. Onlar iyiyse biz de iyiyiz. Onlar kötüyse biz de kötüyüz. Güzel enerji aldın. Eyvallah. Bu sefer sen başlayacaksın. Benden başlayalım. Başla. O zaman şöyle girelim Doğancan. Hani sezon başından itibaren zirveye oynayan bir takım var ama belli maçlarda böyle taraftarı oyun mutlu etmedi, kazanılsa bile. Sonra bir hoca değişikliği oldu ve şu an biraz daha taşlar yeni oturmuş gibi. Takımda senin de rolün biraz daha belirginleşti ve performansını da yansıdı aslında olumlu bir şekilde. Şu ana kadar geride kalan 12 haftayı sen nasıl değerlendiriyorsun? Bizim gözümüzde bu şekilde oldu ama takımın içinde olan, takımın kaptanı olarak senin gözünde nasıl bir 12 hafta geride kaldı? Ya açıkçası ilk haftalarda çok daha farklı beklentilerimiz vardı. Özellikle işte son dakika yediğimiz Erzurum golü, işte VAR'dan iptal edilen yine Erzurum golü. Yani o bir anda maç gidebilirdi. Orada bir puan almak durumunda kaldık ama hesaplarımıza göre öyle değildi maalesef. Evet, 3'te başlarız diye tahmin ediyorduk. İşte ardından Bolu ile mesela aynı şekil. İçeride Çorum'u yenmeyi umut ediyorduk. Ama olmadı. Ama sezon başından beri takımla ilgili çok farklı bir ortam vardı yani. Daha kamp gününden itibaren, daha önce yaptığımız programda da söyledim. Yani ben daha önce böyle bir takım ortamına hiç şahit olmadım. Evet. Herkes birbirine kenetlenmiş, herkes birbirine yardımcı olmaya çalışıyor. İşte saha içinde birbirini yavaş yavaş tanır normalde çoğu takımda. Ama bizim takımda çok daha erken tanıdı. Tabii ki ilk haftalar beklediğimiz gibi olmadı. Ama ardından yavaş yavaş ivme yakaladık ve şimdi de iyi durumdayız yani. Evet. Aslında ben şunu da sormak istiyorum kaptan. Şimdi Bandırma Spor aslında özel bir kulüp ve senin için özel bir kulüp. Tekrar geldin ve burayı da seviyorsun. Bandırma Spor ve Bandırma senin için ne ifade ediyor? Ya çok, tabii ki çok şey ifade ediyor yani. Bir kelime bulamam bunun için. Evet. Çünkü burada yaşadığım şeyler hep kırılma anları oldu benim için. Ve hep kırılma anlarında bir şeyler yapmak nasip oldu bana. Etki etmek nasip oldu. O yüzden biliyorsun ben de Trakyalıyım, Edirneliyim. Evet. 3-5'iz. Buranın da kültürü aslında yakın olduğu için hem şehir anlamında hem de kulübe karşı hissettiğim aidiyet anlamında çok farklı bir yere taşıdı beni yaşadığım süreç. O yüzden çok mutluyum tabii ki evimde olduğum için. Taraftar seni çok fazla seviyor, destekliyor. Bunu bu noktada hakikaten de. Onlar için sen özel bir noktadasın bence. Ben de öyle düşünüyorum. Hatta beklentilerin de çok yüksek olduğunu biliyorum. Evet. Ben de bu beklentileri karşılamak için çok çalışıyorum, çabalıyorum. İnşallah her geçen gün üstüne koyup çalışmaktan vazgeçmeyip takıma olduğu kadar fayda vermeye çalışacağım. Yani. Başta Sayın Onur Göçmez başkan olmak üzere bu sene beklenti tamamen Süper Lig'e yönelik, oraya odaklanmış durumda. Gerek Bandırma halkı, taraftar, oyuncusu, teknik heyeti. Ya bu takıma nasıl yansıyor? Bir baskı oluşturuyor mu sizde? Aslında çok oluşturduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü hepim yani takım genel anlamda baktığın zaman kaliteli bir ekip. Bütün oyuncular kaliteli. O yüzden bu baskıyı kaldırabilen oyuncular olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben çok açıkçası baskı olduğunu düşünmüyorum takımın üstünde. Doğru. Şimdi ben şunu sormak istiyorum kaptan. Şimdi her zaman için bir hoca değişimi etkiler takımlar. Olumlu ya da olumsuz yönde. Şimdi Ersun Hoca ile başladığınız sezonu. Ama son 3 hafta Taner Hoca geldi ve Taner Hoca ile 3'te 3 gelen bir galibiyet zinciri var. Kupada galibiyet var. Ve aslında gol yemeyen de bir takım var. Daha böyle derli toplu olan bir takım var. Tabii ki de iki tane hocanın arasında fark sormayacağım ama sence ne değişti Taner Taşkın'la beraber Bandırma Spor'da ve sizde? Yani ne değişti? Aslında Ersan Hoca döneminde de takım olarak birliktelik anlamında çok iyiydik.
Ama tabii ki bir değişiklik oldu ve Taner Hoca geldi. Taner Hoca birincisi çok babacan bir adam. Yani özellikle ikili ilişki anlamında gerçekten çok üst düzey bir adam. Ve idmanlar, işte taktikler, bunları gerçekten iyi yapan bir hoca. Bunun da tabii bize yansıması gerçekten çok iyi oldu yani. Sahada da öyle. Sağ dışında idmanda, işte dışarıda zaman zaman mesela dışarıda oturuyoruz. İşte idmanlardan önce buraya geliyoruz. Oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Ve hoca hep bizle birlikte iç içe. Evet. Bunun da etkisi tabii ki sahada. Ben mesela senin de özellikle şimdi zaten tam belli performansın vardı ama Taner Taşkın'la beraber bence senin de özellikle son iki maçta performansın çok daha farklı olduğunu görüyorum. Bilmiyorum, katılır mısın? Ben de katılıyorum. Katılıyorum. Yani ben de aslında çok hedeflediğim şey bu değil saha içinde. Çok daha iyisi tabii ki, bunu biliyorum. Ama bir yandan da şu var. Yani istatistiğe de bakıldığı zaman şu an takımın en skorer oyuncusuyum. O yüzden yani daha iyi olabilir mi? Evet, daha iyi olabilir. Ben de bunun farkındayım. Bu yüzden çalışıyorum bunun için. İnşallah düzelteceğiz yani. İnşallah. Devam edeceğim mi? Vallahi ben sabaha kadar ederim. Bulmuşum kaptanı şimdi yani. Takım kaptanı bulmuşken de bırakmak olmaz yani. Şimdi tabii Nazım Türknas'ta bir programa başladık bu sene. TFF 1'i de bu kadar detaylı yorumlayan başka yer yok. Yani mütevazı olmayalım diyorsun ya sürekli. Ben de olmayayım diyorum. Ben olmayayım yani. Şimdi. Çünkü TRT Spor'a bakıyorum, bir Sports'a bakıyorum. Ellerinde görüntü oldukları da görüntü oldukları halde bile o kadar şeye girmiyorlar. Bir de hepsi aslında tanıdığımız insanlar. Şimdi hepsi de mesela tanıdığımız arkadaşlarımız, hocalarımız. Şimdi o ligde aslında biraz da yaşamak da lazım. Şimdi yani süper görmüş olup da aşağıda yapamazsın bu işleri. Çünkü o ligi bilmek, tanımak lazım. Öyle. İzlemek de gerekiyor. İzlemek takip etmek de tabii gerekiyor. Tabii zaman zaman şöyle bir sıkıntı da düşüyoruz ister istemez. Şimdi Şanlıurfa'da da, Çorum'da da, işte Kocaeli'de de oyuncu arkadaşlarımız var, tanıdıklarımız var. Ben de aşağı yukarı 17 yıl falan bu sektörün içindeyim. Tamamen oyunculuğun performansına dayalı bir yorum yaptığımız zaman bazen yanlış anlaşılabiliyor. Ben de sezon başı zaman zaman seni çok eleştirdiğimi düşünüyorum. Evet, bazısını gördüm abi, evet. Evet. İşte muazzam ya karşılaşma ya. Burada. Sağ köşede kaptan, sol köşede Ayhan Şansoy, ben de hakem. Ben biliyorsun fazla hani ortadan gidiyorum. Bunu şu yüzden paylaşmak istedim. Hani gerçekten hepsini sevdiğim, değerli bulduğum oyuncu kardeşlerim, arkadaşlarımız. Tamamen performans odaklı bakıyoruz işi. Hani ben de buradan bir özür dilerim eğer fazla abartıya kaçtıysam. Ama bunu şeyle, tamamen oyunla alakalı olduğunu paylaşmak isterim. Şuraya geleceğim. Çünkü kaptana beklendi fazla oluyor değil mi? Takım kaptan fazla olunca olur. Yani mevki itibariyle de 10 numara mevkinde olunca ve takımda şampiyonluğa oynuyorsa o beklenti belki burada bir sürü faktör bir araya gelmiyordur işte. Takım içinde belki doğru 11, doğru diziliş olmuyordur. Keza işte rakip analizi konusunda belki sıkıntılar olabiliyordur. Birçok faktör var. Oralara biz çok vakıf değiliz. Tamamen biz sahada gördüğümüz üzerinden konuşuyoruz. Soruyu şöyle bitireyim. Tabii kariyerinde şu anda 26 yaşına geldin yanılmıyorsam. Burada bir şampiyonluk hedefi var. Bu takımın da kaptanısın. Yani şöyle, nasıl bir gelecek çizdin kendine? Biraz kişisel bir soru sormak isterim. Ya açıkçası şöyle, ben 3. ligde oynadım, 2. ligde oynadım, 1. ligde oynadım, Süper Lig'de oynadım ve oynadığım bütün liglerde gol attım. Az da olsa kimisinde az verdim, kimisinde çok katkı verdim. Ama çoğu ligde oynadım. O yüzden şimdi buradaki hikayem de farklı olduğu için aslında Süper Lig olayı benim için burada çok farklı bir şey olacak. Burada geçti. Evet, bu sene 5. senem. Ve bu şehrin de bu şampiyonluğa, Süper Lig'e ihtiyacı var açıkçası. Evet. Çünkü eski dönemleri çok daha iyi bildiğim için, özellikle ilk senemde başkanımız Onur Göçmez gelene kadar, devre arası Darıca maçına kadar her şey çok çok kötüydü yani burada. Son dakika golüyle ligde kalınmıştı. Evet. En kötü zamanları da burada gördüğüm için hem bu kulübün ihtiyacı olduğunu hissediyorum, hem de bu kulübün başkanımız Onur Göçmez'e bir Süper Lig hediye etme borcu olduğunu düşünüyorum. Çok güzel oldu. O yüzden hepimiz bunun için çabalıyoruz. Üstüne koymaya çalışıyoruz. O yüzden özellikle bu haftalarda artık ilk yarının son virajlarına giriyoruz. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Asıl bize ivme kazandıracak maçlar bunlar yani. Sonuçta tabii ki büyük maçlar da çok önemli. Seri de yakaladınız. Evet, seri hem maç üstü de kazandınız. Hem seri yakaladık, hem de
Bu maçlar bazen kolay gibi gözükebiliyor. Mesela Altay maçının ilk yarısı. Baktığın zaman Altay bize sıkıntılar yaşattı yani. İki tane golü vardı. Deniz Kadın'ın da şanssızlığı mı diyelim? İyi bir şanssızlık oldu bizim için. Onun için şanssızlık tabii, doğru. Tabii ikinci yarı döndü de maç. Ama tabii ki asıl önemli olan şimdiki maçlarımız. Doğru. Bir araya girebilir miyim? Tabii, mevki itibariyle yani en çok kendini rahat hissettiğin mevki hangi? O soruyu ben soracaktım, sen sordun. Tamam, ben de sana başka bir soru söyleyeyim. Çünkü her futbolcu mesela kendini rahat hissettiği, verimli hissettiği bir alan vardır, bir bölge vardır. Senin hakikaten şu an oynadığın bölge seni iyi hissettiğin bölge mi, yoksa şu da oynasam daha hissettiğin bir bölge var mı? Ya solda oynadığımda daha da rahat hissediyorum. Evet, çünkü evet orada playoff oynadığımız sene de düzenli bir şekilde sola çık oynadım. Benim şöyle bir sıkıntım oldu. Mesela bir mevkide ben bir yerde 10 maç oynamadım yani. Mesela 2 maç burada oynadım, 2 maç solda oynadım. Mevkiye adaptasyonum daha da zorlaştı. Evet, çünkü geçen sene mesela Süper Lig'de de öyle oldu. Evet. Ondan sonra ona göre konuşuruz artık. Buradan da Borno TV'den de bir gerçeklik ortaya çıksın. Açık ve net konuşuyoruz. Ya bir gerçek ortaya çıksın yani. Ya 10 numara geçen sene 10 numarada oynadım. 8 numarada oynadım. Sağ açık oynadım. Antalyaspor maçı işte Bayit sakatlanmıştı. Forvet oynadım. Sol oynadım. Yani çoğu yerde oynadım. Doğru. Ama benim şanssızlığım biraz da bu oldu. Belki belli bir mevkide olan bir oyuncu olsaydım çok daha iyi olabilirdi belki benim. Şansın şu bence kaptan. Şimdi kanatlar dolu gözüküyor. Şimdi sol tarafta Metehan, sağ tarafta Josefsun. Oralar biraz böyle şey gibi. Harris de geldi. Harris de geldi. Çeşenoğlu falan var. Yani hepsi çok kaliteli. Oralar biraz böyle şey. Yani orada bir fazlalık var gibi gözüküyor da esas Bandırma Spor diyor göbekte yani. 10 numara pozisyonunda aslında. Yani senin tam böyle oynadığın noktada aslında. Burada onu şey oynadım var. Ya. Evet, oynuyorsun. Özellikle 2 sene oynadım yani. Evet. İlk sene de mesela sol oynadım. Onda oynadım. Ya onda da rahat ediyorum ama tabii ki daha çok oynadığım yer soldu yani. Doğru, doğru. Ortak sorumuz oldu gerçekten. Tamam. O zaman sen devam. Şeyi soralım. Şimdi mesela futbolcuların belli bir ritüelleri var. Maç başladığı zaman ya da maç günü mesela. Senin mesela maç günü mutlaka yaparım dediğin ya da maç günü asla yapmam dediğin bazı ritüellerin var mıdır? Mesela dua gibi, sağlıkla başlamak gibi ya mesela filancayla görüşmem gibi var mıdır böyle ritüellerin? Ya çok ekstra şeyler yok tabii ki ama sahaya girerken sağ ayakla girerim. İşte duamı okurum, maça çıkarım. Bu kadardır yani çok böyle totem... Nasıl kalkarsın mesela? Yani böyle maç günü çok böyle yemek yer misin veya da hiçbir şey yemek yemez misin? Çok fazla yemem. Son zamanlarda şunu fark ettim. Çok da fazla su, ekstra su içen biri değilim. Sadece suyun önemini son zamanlarda anlamış oldum. Daha çok şimdi yeni alışkanlık olarak maç günleri, maçtan önceki gün işte. Genel anlamda sürekli içmen lazım. Evet. Doğru. Sürekli içmen lazım ama tabii biz çok fazla içmediğimiz için maça yakın içiyorum. Onu da yeni yeni işte oturtmaya başladım ya. Şey var mesela, bir tane daha söyleyeyim. Şey var mesela, uğurlu forma, mesela şimdi çizgili, çubuklu ya da mesela düz. Mesela öyle şeylerin var mıdır mesela? Veya şortlar veya konuşlar veya kram. Yok, öyle bir şey yok ama bu sene şuna dikkat ettim. Sürekli bordo forma giydiğimizde gol attım. 5 bordo forma. İşte varmış demek ki, bak gördün mü? Belki de bilmiyorum, olabilir. Yani boş vaktinde neler yapıyorsun, ben onu merak ediyorum. Şimdi biz sizi sadece sahada görüyoruz, işte antrenmanda görüyoruz ama normal bir hayatınız da var sizin. Doğru. Yani aileniz var, arkadaşlarınız var, dostunuz var. Dışarıda nasıl bir Doğan Can Davas var? Yani dışarıda Bandırma'da tesiste kalıyorum zaten şu an. Ev tutmadım. Genelde işte idmanımızı yapıyoruz. İdmandan sonra hep birlikte toplanıyoruz, işte sohbet edebileceğimiz. Ya da böyle güzel manzaralı olan Erdek'te güzel yerler var, oraya gidiyoruz. İşte dışarıda olmadığı zaman daha çok tesiste olduğun, odanda olduğun zamanlarda işte kitap okuyorum, yeri geliyor oyun oynuyorum. Her şeyden biraz yapmaya çalışıyorum açıkçası. Köpeğim var, Çapo, onunla ilgilenmeye çalışıyorum. Son zamanlarda çok ilgilenemedim ama böyle geçiyor zaman. İzlediğin bir lig var mı özellikle? Yani böyle şu an dünya futbolunda senin keyifle izlediğin oyuncular, bu tarafı da merak ediyorum açıkça. Böyle hani... Ya benim çok sevdiğim bir lig Premier Lig yani. Tabii çoğumuzun olduğu gibi, belki sizin farkları bilmiyorum da yani. Benim çok... Seri ama. Ben İtalyancıyım. Yok, sen TFF birincilik hayranısın. Hayır. o bende de var. Ama Serie A bence daha klasik bir lig yani. Daha tekniksel bir lig. Hem tempo anlamında hem sertlik anlamında Premier Lig bence de yani. Durmuyor çünkü yani. Evet. Peki orada da dünya futbolunda böyle izlerken keyif aldığın, böyle ilham aldığın oyuncular var mı şu an?
Ya Bernardo Silva var. Kevin De Bruyne var. Şimdi bir sakatlık yaşamış. Bu arada Kevin De Bruyne'nin hayatını yazdım kitap olarak. Yakında evet. Çıkacak. Gönderirim sen. Tamam. O zaman bir tane kaptanı gönder o zaman. İmzalı göndereyim kaptanı. İmzalı gönder. Bekliyorum. Kevin De Bruyne var. Bernardo Silva var. Kimi söyleyebilirim başka? Şampiyonlar Ligi'ni tuttuğun bir takım var mı kaptan? Nerede? Şampiyonlar Ligi'ni tuttuğun bir takım var mı? Ben Arsenal'cıyım ya. Arsenal'ın açıkçası Arteta'yla yükselişi farklı bir seviyeye gitmeye başladı. Yani tabii ki eski... Şampiyonluk da yaşayacak ya. O hissiyatı veriyor bana. Evet. Geçen sene dramatik bir son oldu ama inşallah bu sene... Ama şu Arsenal'da loser'lığı ne zaman acaba kaybedecek? Ben de merak ediyorum. Son zamanlarda evet öyle yani. Ama City'de çok domine ediyor ligi yani. City faktörü var. Ama onların arasında daha da mütevazi bir kadro sonuçta. Oluşturulan kadro. Kesinlikle. Bütçe farkı da var. Bir de Arsenal şöyle, hani gençleri yetiştirip işte diğer Londra'lıları veya diğer şeylere Manchester kulüpleri veren bir kulüp aşamasına geldi. O biraz sanki yarışmacı değil de yetiştirici kıvamına gelmeye başladı. O da bence rahatsız ediyor. Oradaki dengeyi işte City'nin evet. Arap yatırımcıları bozdu biraz. Evet. Türkiye'ye dönecek olursak, şimdi Nazım Türk nasıl çok seviyor TFF1'i ama TFF1'de bazı maçlarda çekilmez oluyor yani kaptan. Her maçı izlemesen de şimdi yani. Hemen işimiz gereği izliyoruz. şuraya bağlayacağım. İşte yerde yatan oyuncular 15. dakikada maçı soğutmaya çalışıyorlar. Dur bir oynayalım biraz değil mi? Yani bir maçı görelim. Hani o da acaba konuşuyor musunuz kaptan? Diğer takımdaki arkadaş rakiplerle konuşuyor musun? Yani tabii ki illa ki. Yatma kardeşim falan gibi. Yeri geliyor kavga da ediyorsun. Konuşuyorsun da. Rahatsız olmuyor. Yatıyor devam etsin. Gözünün önünde hareket yok. Daha dakika yatıyor. 20 yani oyuncu burada. Ne yapıyorsun? Tabii ki rahatsız oluyorsun yani. Evet. Hatta söylüyorsun ama tabii ki onun amacı o an onu duymak değil. Aslında seni duyuyor ama duymamazlığa veriyor yani zaman kazanmak için. Evet. Şöyle bir araya gireceğim. Evet. Yani televizyonda başında oturan adam bunu yerde yatan adamı izlemek için gelmiyor. Yani keza oturmuyor oraya. Taraftar para veriyor. Taraftar oraya. Tribünlerde. O yüzden gelmiyor. Hani bunu Bandırma Spor'da pek görmüyorum. Ben o açıdan sizi kutlarım. Bir futbol sever olarak yani hani... Oynamaya çalışan bir oynamaya takım. Çalışıyor takım. Kaybetse evet. Bile 1-0 önce de olsa, 3-0 önce de olsa oynamaya çalışan bir takım var. Sizin böyle hani sağ içinde arkadaşlarınızda hani zaman zaman böyle şey oluyor mu kendi aranızda? Ya işte biraz tempoyu düşürelim. İşte hani top... Tabii ki oluyor da biz pek yapmıyoruz onu yani. Yapsak zaten belli olur biraz. Aynen. Daha çok oynamaya yönelik oynuyoruz ama tabii ki bazen de oyunu soğutman gerekiyor. Bu tabii ki yatarak yapabileceğim bir şey değil. Yani daha çok pas yaparak işte sete dönerek yapabileceğim bir şey. Ama tabii ki bizim ligde biraz daha fazla oluyor. Yani yere geliyor mesela Süper Lig'de takip ediyorsunuz mesela. Ya Süper Lig'de de oluyor bu yani. Ve Avrupa'da çok çok daha az ama ligde de oluyor ama bizim ligde çok fazla yani. Ben şunu söyleyeyim kaptan. Takımda en iyi anlaştığın oyuncu da oyuncular var mıdır? Artı yabancılarla aran nasıldır, ilişkin nasıldır? Yani yerlilerle çoğunla zaten iyi yani bizim çoğu yerli hep birlikte çıkıyoruz. Yeri geliyor işte yabancılar da oluyor yanımızda. Onun harici burada çok vakit geçiriyoruz, birbirimize takılıyoruz, espri yapıyoruz. Yani genel anlamda baktığımda yani çok yakın arkadaşım diyebileceğim Rahmetullah var. İşte Sergen var. Ve onlar da geçen seneden tanıştığım doğru. İsimler. Evet. Onlarla daha yakınız aslında yani geçmişe dönük. Temas nasıl? Bulunmadı şimdi. Yabancılarla gayet iyi. Yani çoğunla baba olsun, işte Harris olsun, Josephson olsun. Yani hepsinle geliyorsa olsun, hepsinin aramız çok iyi yani. Güzel. Bu da zaten sahaya da yansıyor. Yani. Evet. Yani ben siz mesela baktığım zaman bir takım gibi, bir aile takımı gibi görüyorum. Yani aranızda böyle çok böyle hani derler ya, çıkıntı ya da mesela irite edici bir oyuncu görmüyorum ve hakikaten de yani beraber seviniyorsunuz, beraber üzülüyorsunuz aslında. Evet ya şimdi Türkiye'de çok yaşanıyor bu olay. Yabancı konusunda özellikle yani şimdi gelen yabancı kafa olarak biraz daha rahatlamış oluyor. Yani genelde öyle oluyor. Şimdi bizi de içinde olduğumuz için olayın şeye girmeyeceğim yani yabancı sınırına falan girmeyeceğim de yani biraz daha onlar rahat oluyor. Onlara biraz daha tolerans oluyor. İşte onlar da o şeyi kullanıyorlar yani sorun yaratıyorlar işte kavga ediyorlar falan. Ama bu sene çok şükür yani hiç böyle bir şey yok yani. Herkes mesela işin içinde birbirine sarılıyor, birbirine gülüyor. Yani anlaşamıyor dediğin kimse yok takımda yani. Bu da çok güzel bir şey yani takım için. Evet. Kesinlikle özel, yani. Özel bir şey yani. Zaten hani takım sporlarında bir bütünlük sağlanamadığı takdirde başarının gelmesi mümkün değil. Yani ne kadar para harcarsanız harcayın. 11 kişi bir kişi gibi olacak. Yani. 11 kişi bir vücutta buluşacak ve beraber sevinecek, beraber üzülecek. Üzülecek derken ya sevinecek derken bu sezon en çok sevindiğim ve en çok üzüldüğüm maç hangileri?
Düşüneyim ya. Ya çoğunda sevindim ama Eyüp maçında çok sevindim mesela. Evet, işte. Eyüp maçı ya. Doğru. İkinci yarıda çok iyi oyun vardı bu arada. Evet. Hatta fark bile artardı değil mi sanki? Yani 1-0 değildi. Biraz daha evet, açıkları biraz daha iyi değerlendirsek. Evet. Yani. Ama ilk yarı biraz daha onlar topa hakimdi. İkinci yarı da biz iyiydik. Eyüp maçı diyebilirim. En üzüldüğüm? En üzüldüğüm Erzurum maçıdır ya. Bodrum, Erzurum ikisidir. Benim bu sene en çok üzüldüğüm maç hangi maçı söyleyeyim mi? Hangisi? Merak ediyor musunuz? Merak ediyorum. Buraya beraber gelmiştik ya. Çorum FK. Ya Çorum, ben de evet. Çorum FK'nın da oyunu seviyorum evet. Bu arada. Evet. Yani evet, onlar da aslında iyi bir kadroya sahip. Keyif veriyorlar. O gün böyle güzel maç izlemeye, hani öncelikle bir evet. Keyif almaya geldik. Çok sıkıcı maç olmuştu. Evet. Orada sanki böyle şey, hani sen de hani Trakya'sı biliyorsun, böyle güreşte çok fazla böyle iki takım da birbirini çok fazla acıtmadı, incitmedi. Yani beraberliğe sanki razı bir hava varmış gibi bir izlenim oluştu zaten o maçta. Böyle şey oluyor mu Doğancan Davas, yani maçlardan önce rakip takım oyuncularıyla sohbet ediyor musunuz? Hani ya illaki oluyor tabii ki yani. Siz işte siz daha favorisiniz falan diye söylüyorlar. Ama tabii ki futbolda öyle bir şey olmuyor yani. Biraz da bazısı bunu taktik olarak yapıyor. İşte biraz daha bizi şişirmeye çalışıyor da işte biraz daha rahatlayalım, onlar sazı elini alsın diye. Ama tabii ki bundan hepsini biliyoruz. O şeye de düşmüyoruz yani. Doğru. Ama konuşuyoruz genelde. Şimdi ilk yarının sonuna kadar da 5 maç var ve 5 maça da 13-30. Yani 1.30'da başlıyor maçlarınız. Nerede oynarsanız oynayın 1.30'da. 1.30'da yani, bir yere temas et. Ayda da oynasan 1.30'da oynuyorsun. Yani enteresan bir şeyiniz var. Bir şey ya. Yani şimdi ben şöyle gerçekten söyleyeyim. Çok kötü bir şey. Biz şimdi yani futbolcuyuz ama yorumcuyuz. Geldik mesela Çorum FK maçına. Şimdi bir gün evvelden geldik zaten böyle. Hani kalktık gittik işte kahvaltı mahvaltı falan, pat maç saati başladı. Hani böyle ben buna branş saati başlıyor diyorum mesela. Kahvaltı saati. Bir de siz düşünün yani. Kahvaltıdan kalkıyor mu, maçtasın yani. Şimdi bir kere futbolcunun biyolojisi, hazırlanması, ne bileyim ona bir psikolojisi falan. Ne yapıyorsun 1.30 maçlarında ya? Yani bana göre dünyanın en saçma sapan saati 1.30. Uyanıyorsun abi, kahvaltını yapıyorsun. İşte yapacağın ufak tefek işin varsa onları hallediyorsun. Zaten toplantı saate geliyor. Evet. Bir saat önce zaten stadyumda olman gerekiyor. Daha yeni uyanmışsın zaten evet, yani. Evet. O yüzden bence çok sıkıntılı bir şey. Tabii ki bizim ışıklandırma gibi bir problemimiz var. Evet. Maalesef. Öyle bir zorunluluk da var. Evet. Peki en iyi hangi saatte maça çıkmak? Şey yani. Deplasman maçları da yani en keyif yani. Aldığın saat hangi saat? 16 mı? 7 mi? 6, 7. Tabii akşam saati güzel saatte, böyle keyifli saat. Ama tabii bizim burada böyle bir imkanımız yok yani maalesef. Keşke olsa yani. İnşallah Süper Lig'e çıkınca inşallah o imkanlar gelir yani. O zaman mecburen gelecek zaten bu arada yani. Evet. Süper Lig'e çıkınca burada da ekipteki arkadaşlar da hepsi amin diyor. Çünkü hakikaten de biz bu sorunu her zaman söylüyoruz. Bu Bandırma'daki 17 Eylül stadyumu yani Osmanlı'dan kalma, milattan kalma bir stadyum. Çok çok eski yani, yanından bile geçerken. Yani stat havası olmayan bir stadyum gerçekten. Yani Allah size kolaylık versin. Yani rüzgarı falan demiyorum yani. Şey, taraftar gibi motive edecek bir ortam, ambiyans. Yani, değil mi yani? Doğruya doğru. Böyle bir ambiyans, bir heyecan. Evet yani yeni stadyumlara göre evet, tabii ki evet, katılıyorum yani. Şöyle devam edeyim. Yani oynamaktan keyif aldığım bir stat var mı? Özellikle şu statta oynarken çok keyif alıyorum. İşte ortama, ambiyansı böyle hani. Şöyle arenada keyif aldım. Şimdi bir de Galatasaray altyapısından çıktım. Yani, ister istemez çıktığımda etkilenmiştim yani. 55 evet 1-0 kazandık geçen sene. Sen hep kazanıyordu o zaman biliyorsun. Borja Sainz atmıştı. Borja Sainz. O maçta basın tribündeydi. Evet. O geçen sene kadar kadro enteresandı yani sonuçta falan. Galatasaray maçı yani Beşiktaş maçı da çok iyiydi. Fenerbahçe maçı da çok iyiydi ama Galatasaray maçı ilk iç saha maçı olduğu için çok ekstraydı yani. Ekstra motivasyon da veriyor değil mi o ambiyans? Tabii ki veriyor yani. O maçın havasına sokuyor seni. Yani taraftar yani. Rakip de olsa yine de seni motive ediyor değil mi? Yani rakip de olsa yani. Sonuçta onu karşı kendini göstermek kesinlikle de öyle. Farklı bir durum. Peki kaptan, hedeflere gerçi sordu ama şey, Ayhan Şansoy hedeflerini sana sordu. Bandırma Spor'la hedeflerin nelerdir? Bandırma Spor'la hedeflerim Avrupa'ya gitmektir. Yani Süper Lig'e çıkıp Avrupa kupalarına gitmektir yani. İnşallah. İnşallah da olacak yani. Evet. Çünkü yani burası da sonuçta bir Avrupa şehri gibi aslında. Yani daha rahat, daha kolay, daha böyle keyifli bir şehir. İnşallah yani bu dileğin gerçekleşir. İnşallah, inşallah. Bazen mesela bana takılıyorlar. Ben şimdi Trakyalıyım falan diyorum. Aslında yani Trakyalı olduğumu biliyorlar. Ben şey diyorum yani Avrupalıyım ben falan diye hava atıyorum. Doğru aslında. Burası da öyle bir yer olduğu için burası da hak ediyor yani.
Doğru. Evet Ayhan Şansol. Var mı eklemek istediğim bir şey? Yavaş yavaş bitirelim. Kaptanı yormayalım. Bitirelim. Biz aynı zamanda Bordo TV'ye abonelik istiyoruz. Ya evet ya bak bunu unuttuk. Sen bunu güzel yapıyorsun. Yani hem maça gelin değerli dostlar. Hem maça gelin. Hem de şu kanalı biraz böyle büyütelim, geliştirelim. Belki seneye Süper Lig'de bir karasal yayın yapalım. Olacak. Tabii belki daha şey olabilir yani. Çünkü burası cin çukur burada her şey olabilir değerli dostlar. O yüzden sizden mutlaka abonelik, beğeni ve bu programla alakalı değil mi? Güzel yorumlar bekliyoruz. Yorumlar da bekliyoruz evet. Ama iyi izleniyor ya programlarınız yani. Artıyor yani. Özellikle her yerden bütün takımları mesela takip ediyor yani. Bu da evet. Güzel bir şey. Sağ yani, olsun oyuncu arkadaşlar da arıyorlar bizi evet. Böyle. Sohbet ediyoruz onlarla. Güzel sadece bir... tabii şeyle başladı. Bandırma Spor tabii ağırlıklı ama bizim yaptığımız o özel programda, TFF1 programında yani bütün takım taraftarları hakikaten şey, bir tarafsız yorum yapmaya çalışıyoruz. Evet. Yani bir tuttuğumuz takım noktasında şeyimiz yok. O yönden de avantajlıyız yani. Gerçekten hani oyun odaklı. Ben de oyunu seven biriyim. Futbolu 93'ten beri maç izleyen biriyim. Yani oyun üzerine konuşmaya çalışıyoruz. Bazen de oyuncu arkadaşlarımızın da kırıldığı anlar oluyor olmuyor değil ama şunu net bir şekilde söylemek isterim. Gerçekten kimseyle hiç problemimiz yok. Tamamen oyun üzerine. Ya bazı hocalarımız da mesela. Hocaları da. Ya şimdi biliyorsunuz hani bu işte bir şey oluyor. Hani ya söylemek zorunda kaldığımız şeyler oldu. Söylüyoruz. Bir gün sonra ya telefon geliyor. Övgü olduğu gibi tabii ki. Eleştiri de bu işin sonu, işin içinde olan bir şey yani. Kötüye de iyi dersek o zaman yaptığımız işin anlamı kalmaz. O yüzden bizi yani bizi fazla vurmayın değerli dostlar. Bizi fazla yani incitmeyin yani gerçekten. Biz neyi sonra söylemeye çalışıyoruz. Ama desteklerinizi bekliyoruz yani. Ben diyor basit bir futbol, garip bir futbol dilencisiyim diyordu değil mi? Kim o? Kim? Dostoyevski mi? Yok, Galeano diyordu. Ayhan Şansol Edebi Metinler. İyi ki edebiyat var abi. Kaçış doğru, noktamız. Doğru. Bu arada Doğancan demin kitap okuyorum dedin de böyle hani sen neler okuyorsun genelde? Ne tarz? Ben daha çok kişisel gelişim okuyorum ya. Mümin Sekman okuyorum. Genelde o tarz. O da şeydir mesela güzel. Hani baskıyla mücadele konusunda çok iyi kitapları vardır Mümin Sekman'ın. Bence sporcular... Tam da aslında yani mesleğine alakalı olan bir kitap şekli değil mi? Kesinlikle. Bravo, bravo. O zaman kapatalım yavaş yavaş. Kaptanı fazla yormayalım. Var mı eklemek istediğim bir şey? İyilik, güzellik. Senin var mı Doğancı? Teşekkür ederim. Buraya geldiğiniz için hoş geldiniz. Görüşmek üzere. Hoş geldiniz güle güle. Sizi daha çok bekliyoruz buraya. Şaka bir yana. Valla geleceğiz inşallah. Başarılar diliyoruz. Umarım şampiyonluğu kutlamaya da beraber geliriz. Üst açık otobüste biz de oluruz yani. Dur bakalım daha evlendiremedim. Daha geleceğiz de hemen şey yapma şimdi yani. Şampiyonluk Mayıs Haziran'da. Tamam da hadi en azından oraya yani. Bir yol yapalım diyorum. İyi şaka bir yana gerçekten teşekkür ederiz. Geldiniz. Bize zaman ayırdınız. Çünkü şöyle amacımız aynı zamanda şey şimdi futbolcuları mesela sadece aslında güzel bir noktaya temas ettin Ayhan Şansoy. Yani maçtan maça. Şimdi maçtaki performansa gibi görüyor mesela futbolcuyu yargılıyoruz. Ya ondan anlamaz ya bir şey yapmaz. Yargılamadan ziyade şey hayır. Hani oradaki gördüğümüz tabii üzerine. Canım şimdi ya sadece 90 dakikada ibaret değil ki hayat bambaşka yani. 90 dakikadan hayatlar keza, da. Keza ya hakikaten çok fazla şey var yani yaptığımız işle alakalı. Mesela benim çok kısa bir şey paylaşayım bununla alakalı. Bu konuda da bir empati bende fazlasıyla gelişti. Hangi işi yaparsak yapalım. 2018 yılıydı. O zaman Habertürk TV'de çalışıyorum. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir Trabzonspor maçı var. Müthiş stadyum. Maçın öncesinde babam kalp krizi geçirmiş. Yani çok şükür atlattı. Yani kurtuldu. Ama ben o yayını yaptım yani. Yayını yapmak zorundayım orada. Ekrana çıktım. O yayın çok iyi de olmadı. Hani çünkü keza bu hepimizin yani futbolcuların da başında. Nasıl olsun şimdi yani insani o gün olur. O gün belki hayatında çok önemli bir şey yaşamıştır maçtan bir saat önce. Yani bir hafta önce bir şey yaşamıştır. Performansını ister istemez etkileyebilir. Olumsuz bir olay yaşamıştır. Hani hepimizin başına gelebilir. Her işte olabilir bu. Keza bizim de yani görünen yani işte göz önünde olan işlerde işte keza televizyonculuk ya da futbolculuk gibi böyle herkesin izlediği bir alan olduğu zaman dışarıdaki bilmediğinden bunu kimse kavramayabilir. Bu tarafını da unutmamak lazım. Yani çünkü hayatta insanların bir kendi özel hayatı da var. Evet. Yani insan değerlerimizi unutmayalım. Kesinlikle. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim size. Her zamanki gibi. Formdayız. O zaman bitiriyoruz. Hoşçakalın.